Profesör Doktor Gül Yeşiltepe Mutlu, kablosuz insülin pompalarının özellikleri ve Omnipod sistemini anlatacak bize. Ben de çok teşekkür ederek başlamak istiyorum Abdullah Hocam, hem takdiminiz için hem de katılan herkese bu cumartesi günü bizimle burada oldukları için teşekkürler. Ben de sizlere kablosuz insülin pompalarının özelliklerinden ve Omnipod sisteminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz son bir yıldır ülkemizde kullanılmaya başlandı. Genel olarak konuşma planımda setsiz pompaların genel özelliklerinden sonra konvansiyonel, yani setli pompalardan farklarını, şimdiye kadar yapılmış olan klinik araştırmaların sonuçlarını ve Omnipod sisteminden bahsettikten sonra çok kısa iki tane vaka örneği verip gelecekte bu sistemle ilgili bizi bekleyenler nedir? Bunları anlatarak konuşmamı sonlandırmayı planlıyorum. İnsülin pompasının evrimine baktığımızda bu sol alttaki resmi zaten sık sık görüyoruz, sabah Anas da gösterdi. 1964 yılından itibaren ilk giyilebilir insülin pompasının kullanılmasıyla günümüzde tam otomatik yapay pankreas sistemleriyle ilgili araştırmaların devam ettiği bir yolculuk bu. Ve burada gördüğünüz gibi setsiz pompalarda 2010 yılından itibaren yerini aldı. Ülkemizde iki tane model mevcut şu anda setsiz pompa sistemlerinden. Bunlardan bir tanesi Medtrum A6 Touch Carrier sistemi, bir diğeri de Omnipod Dash. Ama bunun yanında dünyada başka sistemler de var. Bunlardan en bilineni AccuCheck, yine OneTouch, Vigo gibi farklı markalar var setsiz pompa örnekleri. Setsiz pompa hangi bileşenlerden oluşuyor? İlk ne zaman başladı kullanılmaya derseniz, ilk örneği biraz önce bahsettim. 2010 yılında ve yine Omnipod idi ilk çıkanda. Bir podu var ki pod insülin pompasının aslında kendisi asıl öğesi ve bunun ucunda bir kanülü var. İnsülin bu podun içine yerleştiriliyor. Bir de kumandası diyebileceğimiz ya da kişisel diyabet yöneticisi olarak da adlandırabiliriz, PDM'i var. Ve bu podun içine yaklaşık 200 üniteye kadar insülin doldurulabiliyor. Birazdan bahsedeceğim, en az 85 ünite koyulması lazım. Daha az insülinle çalışmıyor. Bu ilk sistemde Bluetooth özelliği yoktu 2010 yılında kullanılmaya başlanan, ama Wi-Fi bağlantı özelliği vardı. Bunda da insülin iletimi programlamak, pod alarmlarına yanıt vermek için PDM ve pod arasında en fazla 61 santimetre mesafe olması lazım. Daha uzak bir mesafe olduğunda bunları yapmak mümkün değil. Fakat bazal iletiminin devam etmesi için bu kumandanın, PDM'in yakında olması şartıyla, uzakta bile olsa bazal iletim sürekli olarak devam ediyor. Son yıllarda çok popüler oldu aslında. Daha Türkiye'ye gelmeden önce de takip ettiğimiz diyabetlerden, özellikle ergen grubundan, adolesanlardan bize çok soru geliyordu. Ne zaman gelecek Omnipod, ne zaman setsiz pompa gelecek? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Özellikle, öncelikli olarak setsli pompalarda bazı durumlarda konfor daha az olabiliyor. O yüzden gençler özellikle bunu tercih edebiliyor. Uzunluktan kaynaklanan basınç problemleri olabiliyor setli problemlerde. Yine araştırmalarda gösterilmiş şeyler bunlar. Ve set problemleri biliyorsunuz pompa kullanımını kısıtlayan nedenlerden bir tanesi. O yüzden setsiz pompalar üzerinde daha fazla durmaya başlandı. Aslında insülin pompasının aşırı topu olarak adlandırılabilir setler. Yani en zayıf noktası belki de bu setli pompaların. Neden? Çünkü yerleştirmede zorluklar olabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda. Görünür olması setin, kanülün özellikle ergenler tarafından pek tercih edilen bir şey değil. Hanas'ın da sabah gösterdiği grafikten hatırlarsınız. Ergenlik döneminde pompa kullanımının azaldığını görüyoruz. Biz de kendi takip ettiğimiz ergenlerden bunun bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yine tıkanıklıklar, setteki kıvrılmalar veya uzunluk nedeniyle setlerin takılması, yerinden çıkması gibi problemler sık olabiliyor. Ve pompayı bırakmadaki en önemli etkenlerden birisi bunlar. Bunun dışında konforun yanı sıra başka ne etkisi var? Setsiz pompaların kullanımının tercih edilmesine yol açabilecek. Konvansiyonel, yani setli pompada bir sifon etkisi olarak adlandırılan etkiden söz ediliyor. Bunda da kanülün ve pompanın pozisyonuyla ilişkili bir durum. Eğer infüzyon setinden daha yüksek bir yerde duruyorsa pompa, gönderilmesi planlanan insülinden %25'e kadar daha fazla insülin gönderme riski. Tam tersi, pompa set yerinden, set yerleşim yerinden daha alçakta bulunuyorsa planlanan insülinden %25 oranı da daha az göndermek gibi bir durumdan söz ediliyor ki buna da sifon etkisi deniyor. Setsiz pompalarda böyle bir riskin olmadığını biliyoruz. Tabii yine de mükemmel değil bu sistemler. Setsiz pompaların insülin gönderiminin doğruluğu ya da accuracy olarak adlandırabileceğimiz bu durumun değişkenliğinin olduğunu biliyoruz. Araştırmalar gösteriyor. Aslında hem setli pompalarda hem de setsiz pompalarda insülin dozları daha yüksek olduğu zaman gönderme doğruluğu, yani hedeflenen miktar gönderme
oranı daha fazla. Yani saatte bir üniteyi çok doğru bir şekilde gönderirken saatte 0.1 ünite gibi düşük hızları aslında %100 beklenen oranda gönderemediği gösterilmiş hem setli hem de setsiz pompalarda. Yine başka bir araştırma, bu yıl yayınlanan bir araştırma. 3 tane setsiz pompa karşılaştırılmış burada. Akkuçek ve Metrum pompasıyla A6 ile Omnipod karşılaştırıldığında yine en düşük dozlarda gönderim doğruluğunun, ki gönderilmek istenen insülin dozun artı eksi %15'i içinde mi diye bakıldığında, burada mesela A6'da oldukça düşük görüyoruz bu oranı, %40 kadar. İnsülin dozu arttıkça doğruluk payı artıyor. Bakın 10 üniteye çıktığında her 3 sistemde %100 istenen doğru miktarda insülini gönderebilmiş. Tabii bu çalışmaların hepsi aslında laboratuvar ortamında elde edilen sonuçları bize sunuyor. Pratikte biz bunları bu kadar yaygın bir şekilde görüyor muyuz diye soracak olursanız, kendi pratiğimizde aslında bunları doğrudan gözlemlediğimizi söylemek çok mümkün değil. Bu kadar glisemi kontrol üzerinde ne kadar fark yarattığına dair fazla bir veri yok elimizde, ama bizi kısıtlayan bir durum olduğunu söylemek çok mümkün değil açıkçası. Bunun dışında pompadan ayrı kalma gibi bir durumda setli pompalarda, özellikle duşa gireceği zaman, yüzme veya spor esnasında genellikle diyabetli kişiler hem su geçirme riskinden dolayı hem de konfor anlamında genellikle pompayı çıkarma ihtiyacı duyuyor. Yine bir araştırma göstermiş ki pompadan ayrı kalınan her bir dakikada 1 miligram desilitre kadar glikoz yüksekliği meydana geliyor. Setsiz pompalarda ise böyle bir duruma ihtiyaç yok. Yani set üstündeyken, daha doğrusu pompa pot üstündeyken de kişiler rahatlıkla suya gidebiliyor ve glisemik dalgalanmaları bu durumlarda daha az yaşıyorlar. İlk büyük ölçekli araştırma Omnipod sisteminin etkinliğini gösteren 2016 yılında yayınlanmış, bu çok merkezli, retrospektif bir araştırma ve 873 kadar tip 1 diyabetli hem çocuk hem adolesan hem de erişkin içeren bir araştırma. %78'i çoklu doz enjeksiyon tedavisinden, %22'si ise klasik setli pompadan Omnipod'a geçmiş ve 3 ay sonra durumları nedir diye bakıldığında toplam insülin dozunda günlük genel olarak bir %16 azalmadan söz ediyor ve hipoglisemi sıklığında da azalmadan bahsetmiş. Fakat bu hemoglobin A1C'deki düşüş hem çoklu doz enjeksiyon tedavisinde hem de setli pompadan geçişte erişkinlerde daha belirgin, pediatrik gruptakinden daha fazla bir düşüş olmuş. Ama bütün grup total olarak değerlendirildiğinde hemoglobin A1C'nin %0.6 puanında düştüğü gösterilmiş bu araştırmada. Bir başka araştırma ise pediatrik ve ergen yaş grubunu ilgilendiren Avusturya, Almanya veri tabanından, biliyorsunuz onların çok geniş bir veri tabanı var ve çok güzel kayıt tutuyorlar. Onlardan elde edilen veriler üzerinden yapılmış. 2529 tip 1 diyabetliği içeriyor. Çoklu doz enjeksiyon tedavisiyle Omnipod karşılaştırıldığında 3 yıllık izlemde hemoglobin A1C düzeyleri, günlük toplam insülin dozu ve vücut kitle indeksindeki değişimler incelenmiş. Buna bakıldığında Omnipod'a geçildiğinde birinci yıl sonunda hemoglobin A1C'de eksi 0.3, yani 0.3 puanlık bir düşüş var, ama bu farkın daha sonraki yıllarda korunmadığını görüyoruz. Yani ikinci ve üçüncü, aslında pompa tedavisi ilk yıldaki düşüş daha belirgin. Setli pompalar için de aynı şey geçerli. Daha sonra fark o kadar belirgin olmayabiliyor. Fakat insülin dozuna bakıldığında, günlük insülin dozuna, insülin dozundaki azalma 3 yılda da kendisini korumuş. Yani Omnipod'da çoklu doz insülin enjeksiyon tedavisine göre daha az insülin ihtiyacı olmuş. Biliyorsunuz önceden beri konuşulur, pompa tedavisine geçtikten sonra kilo artışı olur mu, vücut kitle indeksinde farklılık var mı? Bu araştırmada bizim kendi verilerimiz de onu gösteriyor. Vücut kitle indeksinde bir anlamlı artış, bir fark saptanmamış. Bu da bir erişkin araştırması. Yine Omnipod'a geçildikten sonra hemoglobin A1C düzeylerinin ne olduğuna bakılmış. Yine retrospektif, çok merkezli, 156 erişkinin verisini gösteren bir araştırma. Burada da hemoglobin A1C'de birinci yılın sonunda 0.3 puanlık bir düşüş olduğu gösterilmiş. Yine Alman, Avusturya veri tabanından elde edilen başka bir retrospektif veri, ki bu da Omnipod kullanan 18 yaşın altındaki tip 1 diyabetli çocukların verilerini inceliyor. Üçüncü yıla kadar devam edenlerle birinci yılın sonuna kadar olan veriler karşılaştırılmış ve akut komplikasyonlar açısından incelenmiş bu sefer, ki bu komplikasyonlar diyabetik ketoasidoz, şiddetli hipoglisemi sıklığı, bunlar açısından analiz edildiğinde 3 yıllık verisi olan grupta tedaviye başlamadan önceki, yani setsiz pompaya geçmeden önceki değerlerle
3. yılın sonundaki değerler karşılaştırıldığında hem diyabetik ketoasitoz episodunun hem de ağır hipoglisemi, hipoglisemik komanın daha az olduğu gösterilmiş. Tabii setsiz pompaların en başta söylediğimiz gibi. Evet, Gaye ekranımızı çizdi. Yaşam kalitesi üzerine etkisine bakıldığında, çünkü kullanmak isteyenlerin en büyük gerekçesi de bu. Seti üzerinde taşımamak, kablolardan dolayı rahatsızlık hissi yaşamamak nedeniyle en çok tercih ediliyor. Ve de daha az görünür olması nedeniyle. Bu araştırmada da bir anket araştırması. Yaşam kalitesi üzerine Omnipod kullanımının etkileri gözlendiğinde katılımcıların yarısından fazlası diyabeti genel bir iyilik hali bildiriyor. Ve yaklaşık %70 kadarı şuradan clear yapalım. Kesinti için özür diliyorum. Bir öncekine. Yaklaşık %70 kadarı diyabetinin kontrol altında tutabildiğini, bu algının geliştiğini söylüyor. Yaklaşık yarısı hipoglisemi açısından güvenli hissettiğini söylüyor. Yine %70 kadarı da diyabetle ilişkili streslerinin azaldığını belirtmiş. Gördüğünüz gibi aslında bu oranlar içinde en düşük olanı hipoglisemi, şiddetli hipoglisemik ataklarda azalma bildirimi oranı. Mesela %35 diğer sorunlara göre daha düşük. Burada da tabii bu pompanın aslında bir sensör sistemiyle entegre olmaması. Biraz önce bahsettiğimiz 780 geldi ve 647'deki gibi düşük duraklatma, düşük öncesi duraklatma gibi özelliklerin olmadığını da belirtmek gerekir. Şu anda bizim sistem, kullandığımız sistem Türkiye'de en son piyasada olan Omnipod Dash sistemi. Ki bu sistem bu bir önceki Omnipod'un geliştirilmiş formu. 85 ünite insüline en az çalışıyor. 200 ünite kadar insülin alabiliyor biraz önce bahsettiğimiz gibi pod. Bu podun en geç 3 günde bir değişmesi gerekiyor. Podun önden görünüşü bu şekilde. Alt kısmına baktığımızda burada insülin dolumunu sağlayan bir dolumlu yaptığımız dolum deliği var. Ve ucunda da iğne başlığı, bunu kaldırdığımızda iğnesini görebiliriz, plastik bir kanülü var. Ve pod otomatik olarak kanülü yerleştiriyor, birazdan göstereceğim. Burada gördüğümüz gibi podu doldurduktan sonra uygulayacağımız bölgeye yapıştırdığımızda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok pod üzerinde. Sadece Omnipod Dash sistemin o PDM üzerindeki start butonu, başlat butonuna bastığımız zaman otomatik olarak kanülü yerleştiriyor. İkinci parçası bu sistemin, Omnipod Dash sisteminin PDM ya da kişisel diyabet yöneticisi. Artık bu sistemde Wi-Fi değil, Bluetooth bağlantısıyla çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir önceki versiyona göre daha ince. Aslında tam olarak cep telefonuna benziyor. Hatta altında böyle fake işlevsiz olan düğmeleri var telefon görünümü sağlamak için. Etkinleştirme ve hazırlama sırasında podla PDM'in yan yana olması, yakın temas yakın olması gerekiyor. Yine bolus iletimini başlatmak, ayarları değiştirmek veya pod üzerinden durum güncellemelerini PDM üzerinden almak için aradaki mesafenin 1,5 metreden daha fazla olmaması lazım. Ama yine bazal iletimi için belirli bir mesafe dahilinde olması şart değil. Uzakta bile olsa poddan bazal iletimi sürekli devam edebiliyor. Pod yerleşim bölgeleri nereler? Aslında setli pompalardan veya yerlerinden farklılık bölgeden de pod yerleştirilebiliyor. Podları 48-72 saat içinde değiştirmek lazım. PDM üzerinde bir özellik var ki buna pod bölge haritası deniyor. Podları yerleştirirken bu harita üzerinde işaretlediğinizde rotasyon sırasında size kolaylık sağlayabiliyor. Yani bir önceki pod, ondan önceki pod nereye yerleştirilmiş görmenizi sağlıyor. Temel özelliklerine baktığımızda büyük bir farklılık göstermiyor setli pompadan. Bazal insülin iletiminde farklı olan nokta şu ki en düşük hız yani 0 ünite saat kadar göndermek mümkün. Çok daha düşük yani 0'a kadar indirilebiliyor. Yine diğer setli pompalarda olduğu gibi farklı bazal programlarını oluşturmak mümkün. Yine geçici bazal, ön ayarlı geçici bazal hız fonksiyonları bu pompada da mevcut. Bolus insülin iletimiyle ilgili ise diğer gelişmiş pompalarda olduğu gibi bolus hesaplayıcısı özelliği bu pompada da mevcut. Farklı olarak karbonhidrat insülin oranları çok düşük rakamlara kadar indirilebiliyor. 0,1 gram bile girmek mümkün bir karbonhidrat insülin oranı olarak. Farklı bolus tipleri burada da var.
Ama diğer klasik pompadan farklı olarak burada 3 tane menüde görünmüyor. Sadece bir standart bolus ve uzatılmış bolus görüyorsunuz. Ama uzatılmış bolusu hem ikili hem de yayma bolus olarak kullanma şansınız var. Şimdi gönderilecek kısma mesela %40 girdiğimizde kalan %60'ı istediğimiz süreye yayarak ikili bolus özelliğini kullanmış oluyoruz. Eğer uzatılmış bir bolus istiyorsak ya da yayma kare bolus da denilebilir. Şimdi gönderilecek kısma sıfırı seçip uzatılmış sekmesine tamamını girip sadece süreyi uzatarak bir kare bolus, yayma bolus elde etme şansımız var. PDM kayıtlarını ya da kişisel diyabet yöneticisi kayıtlarını gözden geçirmek PDM üzerinden mümkün. Burada insülin ve kan şekeri geçmiş ekranlarına baktığımızda bir özet bölümü var ki burada mevcut kan şekeri en son girilmiş olan kan şekeri hedef aralığı yani girilmiş olan değerlerin yüzde kaçı hedef aralıkta bunları görmek mümkün. En yüksek en düşük glikoz değerini, günlük total insülin miktarını, günlük pompaya girilen karbonhidrat miktarlarını görmek mümkün. Bunu istersek tek gün için seçebildiğimiz gibi daha fazla gün sayısı seçerek bir liste halinde görmek mümkün. Bizim takip ettiğimiz diyabetli çocuklardan bir tanesi 13 yaşında Kayra. Mart ayında tanı almıştı. Ve bize başvurduğunda diyabet süresi 6 aydı. Bize geldiğinde çoklu doz insülin tedavisi almakta ve Dexcom G6 kullanmaktaydı beraberinde. Toplam insülin dozuna baktığımızda bir ünite kilogram gün kadar neredeyse insülin kullanmakta ve basal insülin oranı %42 idi. Yani balayı döneminde değildi diyabet süresi 6 ay olmasına rağmen. İyi bir diyabet kontrolü vardı Kayran ama özellikle kendisinin de talebiyle omnipot setsiz pompa kullanma konusunda bir ısrarları vardı. Nitekim eğitimleri tamamlayıp pompaya geçtikten sonra burada ekran görüntülerini sizinle paylaşıyorum PDM üzerinden aldığımız. Gördüğünüz gibi bazal hız oranlarını gösteriyorum şu anda. Biz bu çocukta her saat için 0.8 girmişiz. Sadece gece 12 civarında bir yüksekliği vardı, 12.1 civarında. Ondan önceki dilimi bir tık artırarak 0.9 ünite saat girmişiz. Bolus hesaplayıcısındaki parametrelere baktığımızda biraz sonra Cem de bahsedecek hangi ayarlara giriyoruz 780 gelir ama diğerlerinde de karbonhidrat insülin oranı olarak tek bir rakam girmektense farklı öğün saatlerine göre günde genellikle 4 dilim olarak ayarlıyoruz biz bunu. Karbonhidrat insülin oranlarını girmişiz. Yine benzer şekilde insülin düzeltme faktörü içinde tek bir değer girmeyip 3 farklı saat dilimi için 2 farklı değer girmişiz. Kontrole geldiğinde Dexcom G6'dan aldığımız sensör verisinde hedefte kalma oranının %69 olduğunu görüyoruz. Tahmini hemoglobin A1c'si 7.1 idi bize başvurdu bu gelişinde. Hemoglobin A1c'si ise 6.7 geldi. İlginç olarak bu çocuk aslında ergenlik döneminde olmasına rağmen şafak fenomeni de yaşamamaktaydı. Gördüğünüz gibi gün içindeki bütün bazal hızları sabit görünüyor gece yarısına kadar. Değişkenlik katsayısı hedef aralık oldukça iyi. %36'nın altında %29.8 gibi değeri vardı. Ve pompa kullanmaktan da çok memnun olduğunu bize ifade etmişti. Bir diğer diyabetli çocuğumuz ise daha küçük okul öncesi grubundan bir çocuk. Orhan 5 yaşında yine bir erkek çocuk. Orhan da Kasım'da, geçen yıl Kasım ayında, şu anda neredeyse bir yıl oluyor, tanı almıştı. Tanı anından itibaren Dexcom G6 kullanmaya başlayan bir çocuğumuz. Çoklu doz insülin tedavisi almakta. Bu aile aslında balayında olmasına rağmen ve glikoz kontrolleri mükemmel olmasına rağmen her geldiklerinde enjeksiyon tedavisiyle de time in range, hedef aralıkta kalma oranları hep %80, 90, o arada değişen bir aile fakat pompa konusunda çok ısrarcılardı. Özellikle enjeksiyonlardan dolayı Orhan'a çok korktuğunu, yıprandığını düşünüyorlardı. Ve bakın aldığı doz da çok düşük. 8 ünite alıyor günde. Hemoglobin A1c'si 5.8 idi. Omnipot sistemine geçtik burada. Bazal insülin oranlarını size göstermek istiyorum. Çok düşük. 0.1 ünite saat. Baştan biz bu şekilde ayarladık. Fakat İzlem'de sabah 6 civarında tekrarlayan hipoglisemileri oldu. Bu pompanın en büyük özelliklerinden bir tanesi bazal insülini sıfır ayarlamak mümkün demiştik. 6'dan önceki 1 saatlik dilimde bazal insülin hızını sıfır olarak ayarladığımızda hipoglisemi eğilimi artık kalmamıştı o saatte. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta da gece 12'den önceki bazal hızı diğer gün içindeki değerlere göre daha yüksek. Çünkü Orhan da ciddi anlamda ters şafak fenomeni yaşayıp gece 12'ye doğru ciddi anlamda bir şeker yükselişi yaşıyordu. Bütün bu değerlerle en son geldiğinde
Yine tabii kendi pankreasının katkısı çok büyük ama hipoglisemi sorunu aşıp hipoglisemi oranı oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Hedef aralıkta kalma oranı %82 ve pompa kullanmaktan da gayet mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Biraz önce Olgu sunumlarında gösterdiğim gibi ekran görüntüleri var. Çünkü biz hali hazırda Omnipod pompa raporunu indiremiyoruz. Hem sistemsel sorunlar nedeniyle bu Deascent üzerinden indirmek mümkün aslında. Nasıl bir rapor elde edeceğiz? Klasik setli pompalardaki rapora benzer bir rapor. Hem bu şekilde karbonhidrat, insülin, şeker girişlerinin olduğu ana tabloyu. Yine bolus tablosunu günlük olarak görmek mümkün eğer raporu indirebilirsek. Biz ama şu anda sadece hem sensör verilerinden hem de PDM üzerindeki ekran görüntülerinden yararlanıyoruz. Yine bu sistemde kullanabileceğimiz başka aplikasyonlar da var. Bu PDM üzerinden alınan verilerin hepsi Insulet, yani Omnipod'u üreten firmanın bulut sisteminde depolanıyor. Ve bu sistemden alınan veriler Omnipod Display programında, Omnipod View programında görüntülenebiliyor. Nedir bu programlar? Display bize şunu sağlıyor. PDM üzerindeki, kumanda üzerindeki alarmları, uyarıları iPhone'da görme şansı tanıyor. Ve eğer beraberinde CGM'de kullanıyorsa sensör, onun da verilerini görmek mümkün. Diğer Omnipod View aplikasyonu ise özellikle küçük çocukların ebeveynleri, bakıcıları için çok yararlı olabilir. Uzaktan izleme şansı sağlıyor ve 12 kullanıcıya birden paylaşılabiliyor bu görüntüler. Fakat ne yazık ki her iki sistem de şu an için Türkiye'de kullanılamıyor. Biraz önce de bahsi geçti. Hem Şükrü Hocam bahsetti hem de Hannes'in konuşmasında da geçmişti. Omnipod eski adıyla Horizon, yeni adı Omnipod 5. Yakında onay alması beklenen sistem bu. Hatta 2022'nin ikinci yarısında Amerika'da kullanılmaya başlanacak. Bize ne zaman geleceği konusunda net bir bilgimiz yok ama 2023'ten önce olmayacağı tahmin ediliyor. Burada Omnipod ve Dexcom G6 entegre bir algoritma var. Yani bu aslında bir çeşit otomatik insülin verme sistemi ve setsiz pompayla oluşturulan ilk otomatik insülin verme sistemi. Klinik araştırmaları tamamlanmış durumda. Hem Android hem de iPhone versiyonu var. Burada farklı olarak hedef glikoz değerleri 780G'den farklı olarak 110 ile 150 arasında değişen 5 farklı hedef glikoz seçeneği sunuyor bize. Ve biraz önce Zehra Hocam'ın da sorusu vardı. Günün farklı zaman dilimlerine farklı glikoz hedefleri 780G'de girilemiyor ama Omnipod 5'te bu mümkün olabilecek. Yani gündüz 110'u, gece hipoglisemi riski varsa 120'yi ayarlamak mümkün olabilecek bu yeni sistemde. Bununla ilgili araştırmalardan bir tanesi 2020 yılına ait. Yayınlar gelmeye devam ediyor zaten bu yeni sistemle ilgili. 6-65 yaş arasında 36 tip 1 diyabetli üzerinde yapılmış bir araştırma. Hastane dışı ortamda, serbest yaşam koşullarında yapılmış bir araştırma. Burada hedef glikoz değeri olarak 120 seçilmiş. Ve hedef aralıkta kalma oranına baktığımızda ergenlerdeki oranı %79, yetişkinlerde %73.7 ama çocuklarda daha düşük olduğunu görüyoruz, %69.2. Bu rakamları sağlarken de hem hipoglisemide hem de hiperglisemide kalma oranının hedefleri tutturduğunu görüyoruz. Ama sadece yine çocuklarda 250'nin üstünde kalma oranı diğer yaş gruplarına göre daha yüksek görünüyor. En son yayınlanan araştırmada bu geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Yine Omnipod 5 sisteminin hem çocuk hem de erişkinlerde yine hastane dışı serbest yaşam koşullarında etkilerinin incelendiği bir araştırma. 18 çocuk, 18 erişkinin verilerini bize sunuyor ama erişkin grubu da aslında 14 yaştan başlıyor, 14 yaş 70 yaş arası. Burada önce biz standart tedavi fazında izledikten sonra diyabetlileri, daha sonra 72 saatlik periyotlar halinde 3 farklı glikoz hedefi denemişler. 130, 140 ve 150'yi. Ardından da 5 gün boyunca serbest seçim, yani kişilere bırakmışlar. Hedef glikozunu siz belirleyin. 110 ile 150 arasındaki 5 hedefi onlara sunmuşlar ve glisemik metriklerin nasıl bu değerlendirilmiş. Görüyoruz ki burada gece sensör glikoz ortalamalarının en düşük olduğu grup hem çocuklarda hem erişkinlerde hedefin en düşük seçildiği zaman 110 mg desilitre, ki burada çocuklarda ortalama gece glikozu 152, erişkinlerde 149 bulunmuş. Hedef 150 seçildiğinde ise en yüksek glikoz ortalamaları elde edilmiş. Çocuklarda 181 oldukça yüksek gece glikozları için, erişkinlerde ise 168 mg desilitre. Yine farklı hedef glikozlar değerlendirildiğinde en yüksek hedef seçildiğinde 150 mg desilitre olarak
time in range'in en düşük olduğunu, hedef aralıkta kalmanın en düşük olduğunu görüyoruz. Yine serbest dönem ile hedef glikozun 110 olarak seçildiği durumlara bakıldığında hedef aralıkta kalma oranının en yüksek 110'da olduğunu görüyoruz. Yani bu verilerden de aslında biz şunu çıkarabiliriz. Bu sistem de tıp 780G gibi hipoglisemiden korunmayı sağlayan, hipoglisemi açısından güvenli tarafta kalmayı sağlayan bir algoritma. Ve bütün veriler bize şunu gösteriyor ki bu hedef glikoz seçimlerinde ne kadar agresif olunursa o kadar iyi sonuçlar alınıyor. Her durumda da 110 seçildiğinde hipoglisemi riskinde bir artış, hipoglisemide kalma oranında bir artış saptanmamış. Hani bu da bize 780G kullanımında aslında düşük hedef glikoz seçmenin glisemik metrikler açısından daha iyi bir sonuç verdiğini de düşündürüyor. Bir de bu sistemde, sağ olun hocam hatırlattığınız için, otomatik düzeltme fonksiyonu yok. 780G'deki oto düzeltmeler burada yok maalesef. Belki ilerleyen zamanlarda olur. Ama bu şekilde de istenen hedeflere ulaştığını göstermişler. Bizim sonuçlarımıza göre daha düşük ama 780G'de elde ettiğimiz hedeflere göre. Bu tabloyu Şükrü Hoca biraz önce bahsetti. Çok ayrıntısına girmeyip sadece Omnipot kullanan çocuklarımızın oranını göstermek istedim. 249 tane pompa kullanan çocuğun içinde 24, yaklaşık %10 kadarı bütün pompa kullanan çocuklarımızın Omnipot sistemi kullanıyor. Yine kapsamlı beslenme eğitimi, temel pompa eğitimi bunlar için çok özen gösterir. Hem hazırladığımız rehberleri, kaynakları kendileriyle paylaşıyoruz. Ve iki hatta bir günlük pompa eğitimi sonrası Omnipot eğitimini tamamlıyoruz. Ve iki hafta sonra da ailelerimizi eğer mümkünse online olarak uzaktan görüyoruz. Gene bilenleri klinimizde iki hafta sonra değerlendiriyoruz. Aile eğitiminin yanı sıra bu şekilde diyabet ekibi eğitimlerine de önem veriyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz Omnipot kullanan ailelerden hemen hepsinin sistemden memnun olduğu, kullanım ve teknik destekle ilgili de herhangi bir sorun yaşamadıkları yönündeydi. Son olarak bu sistemin artıları, çok tartışılan bir sistem çünkü kullanmak isteyen çok var. Avantajları nelerdir derseniz aslında en büyük avantajı setsiz olması. Çünkü set problemleri daha az. Küçük çocuklarda özellikle set problemlerini daha sık görüyoruz. Örneğini sunduğum 5 yaşındaki çocukta hiçbir set problemi, yani potla ilgili bir problem yaşamadık. Hareket özgürlüğü daha fazla, suya dayanıklılık, aktiviteler sırasında kullanımı çok daha kolay. Yerleşimi çok kolay, otomatik olarak kanülü yerleştiriyor ve diğer pompaların bolus hesaplayıcısı gelişmiş pazar iletim seçeneklerini bize sağlıyor. Peki dezavantajları neler? Aslında listede aşağıya yazmışım ama yüksek fiyat ve SGK desteğinin olmaması bence en büyük sorunu ve sensör entegrasyonunun olmaması, en azından şimdilik Omnipot 5 sistemi bize gelene kadar, yani bu pompada bir düşük duraklatma, düşük öncesi duraklatma özelliği mevcut değil şu haliyle. Bunun dışında yerleşim yerinin görülememesi, yani bir enfeksiyon varsa potun altını göremediğimiz için kısa sürede enfeksiyonu anlayamayabiliriz. En az 85 ünite insülin gerekiyor demiştik. İnsülin israfının olabileceği düşünülüyor. Ve plastik malzeme pek üstünde durmadığımız bir şey ama plastik malzeme ve pil atıkları çok aslında artmış oluyor. Çünkü her podun içinde pil de var ve 3 günde bir değişiyor. Bir de son olarak insülin gönderiminin kontrol edilebilmesi için bir ek cihaz ihtiyacı olması dezavantajlarından birisi olarak sayılabilir. Ben hem beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem de başta Şükrü Hocam olmak üzere kendi ekibimize teşekkürlerimi sunarak konuşmamı bitiriyorum. Abdullah Hocam. Evet, host benim sesimi kapattığı için biraz gecikmeli açtı. Açtı şimdi. Teşekkür ediyorum Gül bu çok güzel derli toplu konuşma için. Süremizi de aştık. Onun için ben hiçbir yorum yapmadan direkt sorulara geçiyorum. Şimdi Serpil Salman, podun kalınlığı çocuklarda konfor azaltıcı bir problem oluyor mu diye yazmış. Şimdiye kadar hiç böyle bir soruna karşılaşmadık Serpil Hocam. Teşekkür ederim sorunuzu. Aslında oldukça ince, yani çok da böyle kalın değil ve çok hafif. Bazı aileler üzerine bir sporcu bandı da geçiriyorlar. Böyle bir problemle karşılaşmadık şimdiye kadar. Bilmiyorum hocam. İki. Sizin gözlemlediğiniz başka bir şey var mı? Yani biz deniyoruz. Yani taktik biz de kendimiz. Bir set yoluyken her önümüz birkaç mı? Evet. Herhalde zaten yarım santim falan civarında bir şey.
Elif Şahin sormuş, en önemli sorun pompalarda set tıkanması, Omnipod'da bu sorun yaşanıyor mu? Bir de setin daha uzun süre takabiliyor muyuz? Ekonomik nedenlerle hani süreyi uzatmak mümkün mü diye soruyor. Mümkün değil çünkü 3 günde olduktan sonra zaten sistem kapanıyor. Seti uzatmak yani pot süresini uzatmak gibi şansımız yok maalesef. Onun dışında da setlerle daha doğrusu kanülle ilgili, potla ilgili hiçbir sorun yaşanmıyor. Tıkanıklık gibi veya kanülün kıvrılması gibi cilt altında şimdiye kadar hiçbir kullanıcımızla böyle bir sorunla karşılaşmadık. Verilerde karşılaşılmadığını, avantajında bu olduğunu gösteriyor zaten. Peki. Omnipod'la karbonhidrat miktarı giriliyor mu demiş Aysimen Salas. Evet, yani diğer pompada olduğu konvansiyonel pompalarda yani otomatik insülin sistemi verme onlarda da dahil olmak üzere hepsinde karbonhidrat miktarlarına giriyoruz. Omnipod'da da bunda daha farklı bir yol izlemiyoruz. Yine karbonhidrat miktarlarını mutlaka giriyoruz. Yeni gelecek olan Omnipod 5 sisteminde de yani hibrit bir sistem aslında orada da mutlaka karbonhidrat miktarının tıpkı 780G'de olduğu gibi yemek bolusları için girilmesi şart. Evet, herhalde Omnipod 5 hakikaten iyi bir alternatif olacak 780G'ye gibi gözüküyor. Görünüyor. Hepimiz heyecanla onu da bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben süreyi de açtığımız için burada bitiriyorum. Hem her iki konuşmacıya değerli katkıları için gerek sağlık ekibinden, diyabet ekibinden, gerekse hastalardan soru ve katkılarıyla katkıda bulunanlara ve tüm bizi izleyenlere teşekkür ederek oturumu kapatıyorum.